ağladığım için beni güçsüz sanmasınlar. Yarın hepsinin hesabını tek tek tekrar soracağım. Ağladım diye duygu sömürüsü yapıyor diyor. Hala beni çıldırtıyor Alef. Ben yemeklerime 10 bekliyorum. Elbet toparlanacağım. Küllerimden de hocam bugün. Ondan sonra görüşeceğiz. Hadi bakalım. Evet, haftayı yarıladık ve bugünkü yarışmacımız Ayşe de eksiksiz olarak bize yemeklerini getirdi, masasını kurdu, servis sürelerini de aşmadı. Dolayısıyla bugün de yine 3'ten başlayacaksınız puan vermeye, beğendiğiniz yemeklere göre. Kalabalık bir menüsü vardı. Sizler buyurun yazmaya başlayın, düşünmeye başlayın daha doğrusu. Ben de menüsünü hatırlatayım. Ordör tabağı vardı. Haydarisi, patates topları, patlıcanı, peyniri, pastırması, çıtır kabağı, dip sosu, havuç ve kırmızı lahana taratorları vardı. Ardından ıspanaklı, mantarlı, pastırmalı bir kiş geldi bize ara yemek olarak. Ana yemeğimiz ciğer tavaydı, patates ve yanında sumaklı soğanı vardı. Son olarak da profiterol geldi tatlı olarak bugün bizlere. Evet, bütün saydıklarımdan sonra sizler puanınızı verdiniz. Ama buraya kadar mı? Değil. Şu dakika içerisinde değiştirme şansınız var. Bunu kullanmak isteyen var mı aranızda? Emin olamadık, kalabalık bir menüydü, şunu beğenmiştim, bunu beğenmemiştim diye düşünen, tereddütü olan, ikilemde kalan var mı? Yok. Peki, herkes emin mi puanında? Emin. O zaman Ayşe'ye döneyim. Sakinleştin mi, iyi misin? Sakinleştim Zuhal Hanım. Peki. Kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Alev Hanım 8 bekliyordu kendi gününde. Ben bu menüyle 10 bekliyorum. Aa, 10 bekliyorsun. Evet. Evet, inşallah diyelim. Evet, Orhan'ın puanıyla başlayacak efendim açık oylama. Evet Orhan'cığım, senin puanını görelim ve duyalım. 4 Ayşe'nin puanı. 4. İyi ama olmaz ki. Neden 4 Orhan Bey? Yani o biri demeğinize verdim. Yok, ben 4 yani verdiğim için 4 verdiniz. O kadar emek vermişsiniz. Aynen. Emeğinize saygı duydum. Hiç Ayşe bu kadar bana. Yemek arasında hiç bir tane bile olan yok muydu? Bence yoktu. Yani Alev Hanım'a mesela birkaç bir şey beğenmiştim. Ona ekstra bir puan vermiştim. 5 vermiştin. 5 vermiştim. Yani benim Alev Hanım'ın menüsünden daha mı kötüydü? Ciğer yani, yanmış mıydı ana yemek? Bende yanıklar da vardı. Ay, söylemedi. Ya. Ama olsun da denmez yani. Hani sana bunu uygun gördüm. Aslında yani 3'te 4 arasında da gittim geldim ama. Efendim? 3'te 4 arasında da gittim geldim. Gerçekten ben yazıklar olsun Orhan Bey. 4 verdim yani. Yandık. Teşekkür ederim. Böyle bir puanlama sistemine ben yandık yani. Orhan çok büyük haksızlık ettin. Çok yanlış bir puan verdin. Bence olmayan yemekleri var mıydı? Tabii ki vardı puan kırılacak yerler ama 4 asla değildi. Maalesef kötü bir puanla başladık. Bakalım Koray'dan kaç puan geliyor Ayşe'ye? 4 Koraycığım. Bakalım sen kaç puan vermişsin? Ben de 4 verdim. Aa! Menüyü gerçekten beğenmedim. Yemekleri olmuş olarak betimlemiyorum. Sadece tatlısına 1 puan verdim. Objektif tatlı 1 puan mı tatlı 1 puan verdim. Aa! Teşekkür ederim. Hiç ordör tabağında falan hiçbir şey yoktu. Lezzetin gerçekten. Sen de aynı şeyleri sana da söyleyeyim. Çok büyük haksızlık ettiniz. Gerçekten olacak iş değil. Ben sanki birazcık yemeklere değil de tavrına, hareketlerine mi verdiniz puan acaba? Ya o başta ama onu değerlendirmeye almadım. Yani onu değerlendirmeye alırsam zaten 3 verirdim. Adil davrandım. Gerçekten yemekler lezzetsizdi, tatlıya 1 puan verdim. Ben de sizin gününüzde 1 vermeyi düşünüyorum. Şimdiden de söylüyorum. Hadi bakalım. Yetiştirirsen 1 veremezsin. Veremez. Hadi göreceğiz bakalım. 3 vereceğim o zaman. Sen 4 verdiğine pişman olacaksın bana. Olacak. Yok ben pişman olmam. Ben hadi zaten... göreceğiz. Bekleyelim. Ama şimdi Ayşe seni uyarmak durumundayım. Bu puanları asla hak etmedin. Onu bir baştan söyleyeyim tekrar. Ben de şu an çok üzgünüm. Ama şimdi sen yemeğini yemedin, yarışmayan bir yarışmacıya da vereceğim diye yola çıkarsa bu kasıta girer. Bayağı ayan bayan da söylüyorsun. Bunun sonra faturası ağır kesilir ya. Onu sana söyleyeyim de ona göre düşün. Bence şu an sinirle bu kadar söyleme. Bu kadar ana yemeğe. Yani sinirlenmeni anlıyorum ama. Gerçekten bu olmamalı. Olmamalı tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Orada bardağı çarpmadım. Üzerime çok geldim. Bardağı çarptın, bardağı vurdun diye. Tamam yani dedik ya yemeklere puan veriyoruz. Ama özür bile ya. Dilemedin orada. Tamam, özür bile dilemedin dedim. Ama ben onu değerlendirmedim. Tamam kusura bakma yemekleri dedim. Puan verdim. Gerçekten yemekler olmamıştı. Tatlıya 1 puan verdim. Objektif davrandığımı düşünüyorum. O kadar üstüne gelmeme rağmen. Niye ya? O tabanda taratorların nesi kötüydü? Patlıcanın nesi kötüydü? Olmayan şeyleri Zuhal'in... söyledim ama ya puan vermemek için yer ararsanız yok, böyle sonuçlarla karşılaşırsınız. Yok yok. Bakalım Alev'den kaç puan geliyor?
Evet Alev, görelim senin de puanını. 3. Şöyle 3. 3 mü? Evet 3. Niye? Hiçbir şey beğenmedin mi? Zaten beğenmediğimi söyledim Zuhal Hanım. Tabağı zaten kalabalıktı, lezzeti yoktu. Zaten kişi de çok ufalanıyordu, doğru düzgün pişmemişti. Arnavut ciğerine de aynı şekilde yorum yaptım ve profiterolü de söyleyeyim, hamur gibi olmuştu. Çikolatasını sonradan koyabilirdi. Sonradan koymadığı için hamur gibiydi. Ben size yorum bile yapmıyorum. Teşekkür ederim. Ama hiç olacak iş değil ya. Alev nasıl 3 ya? O kadar emek var. İnsan emeğine verir ya bir puan. Zaten masa düzeni, yani masasını hazırlamış, hazırlanmış. Ben 3 olarak gördüm onun emeğini. Sen görmedin ki o 3'ün puanı biz verdik zaten. Sen hiçbir puan vermiş, 0 vermişsin. Sizin pişmeyen etlerinize, pişmeyen madıbak çorbalarınızın karşısına çok daha güzel sofra getirdiğimi düşünüyorum. Daha lezzetli şeyler getirdiğini düşünüyorum. Sadece gününüz geçti, Ayşe Hanım'ı da batıralım, dibe çekelim dediniz. Tebrik ederim. Ben puanımı verdim. Ben yorumumu yapıyorum. Yaptım. Benim şu an minimi değerlendirdiğinize göre tabii ki yorum yapacağım size. Yorumumu da yaptım. Size bir şey söyleyeyim mi? Başka özel yorum yaptığım yok. Korkarım cuma gününde finalde 5 kişi göremeyeceksiniz. Benim içime öyle bir his geldi, bilmiyorum. Bir his geldi bana. Ben bir mutlu oldum bundan, bir hoşuma gitti. Öyle mi? Tabii. Umarım öyle olmaz. Hoşlanmıyorum ben o durumdan ama oraya doğru gidiyoruz. Söyleyeyim de ben. Oraya doğru gidiyoruz. İnşallah tam kadro tamamlarsınız büyük finali. Evet bakalım son olarak Bengisu'dan kaç puan geliyor? Evet Bengisu senin de puanını görelim. Umalım daha iyi. Benim Ayşe Hanım'a puanım 6. Hayır teşekkür ederim. Düzgün hemen bir puan gördüm. Gerçekten teşekkür ederim. İlk olarak o order tabağını hiçe saymak kesinlikle haksızlık. Doğru söylüyorsun. Çünkü orada tamam 3 tane ürün. Hani işte peynir pat onu saymıyorum ama diğer bir taratorları bence bariz çok lezzetliydi. Bariz olmuştu canım. Onlar puan vermemek için yaptılar. Tatlısında şekil ve şekersizlik dışında ben beğendim. O da harcanacak bir tatlı oldu. Evet, ki ayva tatlısı gayet ve muhallebi yapan insanlar için onlar ben de diyecektim kaynadı o kadar hengamede. Çikolata sosu daha biraz akışkan olmalıydı. Evet. Biraz daha bol koyabilirdin. Çıtma torban evet şeklinde bir bozukluk vardı ama kreması, pateş yusu falan gayet güzeldi. Sıfır değil yani sıfır. Yo asla. Kesinlikle iki değilse de bir kesinlikle emeğine de verdim. 6 puanı uygun gördüm. Doğru puan vermişsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Allah'tan sen varsın bu hafta ben söyleyeyim. Kesinlikle. Evet peki eline emeğine sağlık Ayşe. Rica ederim. Yani maalesef böyle olmamalıydı ama oldu. İnşallah arkadaşlar vicdanları rahat uyurlar Zuhal Hanım. Bakalım. Başka bir şey diyemiyorum artık. Yarın sen mi yarışıyorsun Bengisu? Ben yarışıyorum. Hadi bakalım. Allah'ın hakkında haklı puanlarla gelirler İnşallah. Umarım. Tek umudum Allah'tan bu o kadar. Puanların bolluğundan belli zaten Zuhal Hanım. Efendim? Puanların bolluğundan belli zaten. Tek bir oynasaydım aynı şeyi söyleyebilirdim. Ben hepinizin emeğine verdim. Tebrik ediyorum oyunculuğunuzda. Umarım cuma günü sizi yarın da umut inşallah. Umut ediyorum cuma günü sizi elenen zaten cuma günü hep beraber. İnşallah ben de görürüm. Hep beraber orada olacağız. Siz olamayacaksınız olacak. Bence. İlla ki elenen olacak. Ben isim vermedim ama. Evet. Belki dedim birileri gider. Birileri de o. Bazı birileri de olabilir. Belli olmaz. Söyleyelim zaten. Gidişata bağlı. Efendim? Eleneceğiz değil mi? Yani bir kişi birinci olacak. Onu diğer dört kişi. Diskalifiye demek istedi bence. Elenme demedi de. Nasıl size inşallah? Hatta elenme mi demek istedin? Diskalifiye mi demek? Diskalifiye. Ha diskalifiye. Elenme. Bu kadar miniye. Yani, elenme demeyelim. Beşinci var, dördüncü var. Bakalım. Sana başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim.